daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe girişimi sonrası açılan davalarda çok sayıda ünlü iş adamı, sanatçı, gazeteci ve futbolculardan oluşan isimler yargılandı. Peki FETÖ'nün hesap veren önemli isimleri kimlerdi ve ne kadar ceza aldılar? Gelin detaylarına birlikte bakalım. Fethullahçı terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan davada baklavacı Faruk Güllü, örgüt üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Ömer Faruk Kavurmacı, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan başka bir isimdi. FETÖ'nün finans kaynaklarından biri olan Akın İpek'in şirketlerine açılan davada kardeşi Cafer Tekin İpek'e çeşitli suçlardan toplamda 79 yıl hapis cezası verildi. Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ise casusluk ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından yargılanıyor. Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 18 yıl hapis cezası verilirken, Dumankaya İnşaat'ın eski sahipleri Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya hakkındaki yargılamalar devam ediyor. FETÖ'nün gerçekleştirdiği kumpaslarda etkin rol oynayan ve bu konuda birçok dava açılmasına neden olan bazı polis müdürleri hakkında da soruşturma yürütüldü. Eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in Hrant Dink cinayetine ilişkin davada tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan da çeşitli hapis cezalarına çarptırılması talep edildi. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da FETÖ'ye, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ kapsamında açılan davalarda tanınan çok sayıda gazeteci de yargılandı. Gazeteci Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıca'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. FETÖ'nün firari isimlerinden Ekrem Dumandı, Adem Yavuz Arslan, Aydoğan Vatandaş, Bülent Keneş, Kerim Balcı, Tarık Toros, İlhan Tanır ve Can Dündar çeşitli suçlardan hapse mahkum edildi ya da yargılamaları devam ediyor. FETÖ üyeliği suçundan yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurlu El ve Samanyolu Televizyonu'ndaki Maceracı adlı programın sunucusu Murat Yeni 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. CHP eski milletvekili Eren Erdem ise yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Komedyen Atalay Demirci silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl hapse mahkum edildi. FETÖ'nün futbol yapılanmasına ise yeni bir sayfa açmak gerek. Eski futbolcu Zafer Biryol, İsmail Demiriz FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı. Hakan Şükür, Enes Kanter ve Arif Erdem ise FETÖ firarileri arasında bulunuyor. ...15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe girişimi sonrası açılan davalarda çok sayıda ünlü iş adamı, sanatçı, gazeteci ve futbolculardan oluşan isimler yargılandı. Peki FETÖ'nün hesap veren önemli isimleri kimlerdi ve ne kadar ceza aldılar? Gelin detaylarına birlikte bakalım.